Şimdi futbolda ilginç bir olay yaşandı. Yine İngiltere'de Manchester City'nin yıldız oyuncusu Sergio Aguero diye bir oyuncu var. Bu oyuncu pahalı bir oyuncu. Manchester City'nin Arsenal'le Mesut'un takımıyla oynadığı maçta bir pozisyon nedeniyle yan hakemin yanına gidiyor. Kadın yan hakeme elini omzuna koyuyor. Olay oluyor. Diyor ki yanlış karar diyorlar, o diyorlar, bu diyorlar. Hatta İngiltere'de bir tane milletvekili ayağa kalkıyor. Birleşik Krallık Parlamentosu Milletvekili Doktor Rosanne Allen diye bir adam Twitter'da şunu söylüyor. Agüero, sen kim oluyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? Kadına bu yapılır mı diyor. Devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, sosyal medyada bu futbolcuyu linç ediyorlar. Elini sol koluyla, daha sonra da hakem de itiyor bunu, elini çek diyor. Ki normal şartlarda futbol kuralları gereği hakeme dokunursan, herhangi bir temasın olursa sarı kart görüyorsun ama orta hakem herhangi bir kart göstermemiş. Değerli izleyicilerimiz, şimdi İngiltere'de bununla ilgili olarak feministler başta olmak üzere bu futbolcuyu Sergio Agüero'yu felç ediyorlar, linç ediyorlar. Niye sen elini getirdin bu kadının omzuna koydun diye. Şimdi sarı kart verilebilir. Doğru olur. Şimdi adamı sosyal medyada linç ediyorlar. Feminist kadınlar ayağa kalkmış vaziyette. Niye sen bu hareketi yaptın? Ya düşün bak. Bu arada bu oyuncu 65. dakikada çıkıyor. Yerine bizim Türk oyuncumuz İlkay Gündoğan giriyor aynı maçta. Şimdi adamı linç etmişler. Ya futbol oynuyorsun kardeşim. Stresli bir şey. Çok stresli bir iş. Öyle hani tribünden izlemeye, evden maç izlemeye benzemiyor bu adamların sırtındaki yük. Tam çok para alıyorlar ama. Şimdi adamı aforoz etmişler İngiltere'de. Ya bu adam o stresle hakeme gitmiş, yanlış karar verdin demiş, elini uzatmış. Şimdi bunu bazıları taciz diyorlar. Bazıları kadınlara saldırı diyorlar. Ya millet de hakikaten mevzu arıyor yani. Elinde cep telefonu, Twitter başta olmak üzere sosyal medya üzerinden adamı linç etmişler. Adam elini koymuş. Soruyorum size. Yani bu adamın feministlere bir malzeme olmasını gerektirecek bir hareket yaptığına inanıyor musunuz? Tam sarı kart gösterilmeli futbol kuralları içerisinde. Basın toplantısı düzenliyor. Maç sonunda teknik direktör maç düzenleyince şunu söylüyor. Diyor ki: "Aman beyler ya." Gazeteciler diyor. "Sergio hayatımda tanıştığım en iyi insanlardan biri. Başka şeylerde problem arayın. Bunda değil." diyor. Bak, teknik direktör de futbolcusuna sahip çıkmış, cevabı vermiş. Ama İngiltere yıkılıyor. Sergio sen elini hakemin omzuna nasıl koyarsın diyorlar. Ortalık yıkılıyor bak. Covid nedeniyle, koronavirüs nedeniyle millet de evinde ya mevzu arıyor bak. Mevzu arıyor. İnanın bana başka bir şey değil. Sen elini niye hakemin omzuna koydun arkadaş? Futbolun o 90 dakikanın içerisindeki olaylar bir bakıyorsunuz dışarıya taşıyor. İngiltere kasıp kavruluyor bu olayla ilgili. Şimdi ben size soruyorum. Lütfen videonun altına yazın. Siz bu olay için ne düşünüyorsunuz? Taciz mi var? Soruyorum, ne var? Sarı kart gösterilmemiş. Gösterilmeliydi. Bu adamı aforoz edecek kadar şu anda ne yapılmış? Soruyorum size. Lütfen videonun altına yorum olarak yazınız saygıdeğer izleyicilerimiz. Değerli izleyicilerimiz, şimdi Almanya'da doğup büyüyen Mesut Özil'i hepimiz tanıyoruz. Futbolcumuz. Kendisiyle de gurur duyuyoruz. Bu sıralarda Mesut sıkıntılı. Niye? İngiltere'de biliyorsunuz Arsenal'de oynuyor. Arsenal'ın teknik direktörü Mesut'a demiş ki, ya Mesut, senin performansın çok düşük. Artık ben seni yedekte bile değil, seni kadroda göstermeyeceğim. Mesut da üzgün. Şimdi biz Türkler biliyorsunuz yurt dışında yaşayan ve bizim bayrağımızı dalgalandıran,
bu tarz başarılı işler yapan her alandaki bilim insanlarımızı, iş insanlarımızı, vatandaşlarımızı, sporcularımızı çok seviyoruz. Çünkü onlar bu milletin bağrından çıkmış, Anadolu'nun bağrından çıkmış, dünyaya mal olmuş değerli insanlarımız. Hepsini çok seviyoruz. Şimdi Mesut kadro dışı bırakılınca bizim de vatandaşlarımız Mesut'un doğum günü de yaklaşınca bir imza kampanyası başlatmışlar. Arsenal kulübüne demişler ki ya bak Mesut'u al. Mesut çok güzel oynuyor. Seviyoruz biz Mesut'u. Performansı çok iyi. Bu teknik direktörün, bu hokkabaz diyorlar ona. Hokkabazın Mesut'a karşı bir ön yargısı var. Mesut'un oynaması lazım diyorlar. Binlerce kişi. Bizim Türk vatandaşlarımız da Arsenal'ın internet sitesine girip habire mesaj atıyorlar. Diyorlar ki Mesut'u oynayın, oynatın. Aynı zamanda İngilizler de, Arsenal'li taraftarlar da aynısını yapıyor. Sadece Türkler değil. Bak çok önemli bir şey söylüyorum. Sadece Türkler değil. Bu adam seviliyor kardeşim. Futbol şov işi değil mi? Futbol tribünlerde insanları coşturma işi değil mi? Şov kardeşim. Peki futbolcular milyon eurolar alıyorlar, milyon sterlinler, milyon dolarlar alıyorlar değil mi? Niye? Şov dünyasının önemli bir figürü olduğu için bu oyuncular. Şov bu. Yani topa 90 dakika boyunca bir futbolcu en fazla 3 dakika futbolla topla ayağı buluşuyor. 3 dakika için mi? Hayır. Şov dünyası olduğu için bu kadar para alıyorlar. Sen Mesut'u oynatmayarak şov dünyasını üzüyorsun. Bak ne diyorum? 90 dakika boyunca en fazla bir futbolcunun ayağında top 3 dakika kalıyor. Adama 100 milyon sterlin veriyorsun. 100 milyon euro veriyorsun. Niye? Şov dünyası için. Milyonlarca, yüz binlerce insanın peşinden koştuğu bir futbol topu. 90 dakika. Milyar eurolar, milyar dolarlık bir sektör. Dünyaları, ülkeleri ilgilendiren bir konu o top var ya, o top o kadar önemli. Şimdi Mesut için yüz binlerce kişi böyle bir şey diyorsa sen Mesut'u oynatacaksın arkadaş. Mesut'u oynatacaksın. Bugüne kadar böyle bir kampanya oldu mu? Hayır. Bu Mesut için de gurur ve Mesut performansında Mesut'u takip ediyoruz. Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız, Türkiye'de, İngiltere, diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız Mesut'u çok iyi biliyor. Mesut'u oynatacaksın. Bu teknik direktörün başka sıkıntıları olabilir. Ya kardeşim şov dünyasının önemli bir figürü, önemli bir elemanı Mesut. Ayrıca Mesut'la ilgili Arsenal'ın eski hocası Arsene Wenger de bir açıklama yaptı. Bak bunu sadece ben söylemiyorum. Bak eski teknik direktörü ne diyor biliyor musun? Kadroya alınmamasıyla ilgili Mesut'un. Arsenal'ın böyle bir yetenekten yoksun kaldığını söyleyen Wenger, onun gibi kaliteli oyuncular bu yaşlarda en üretken dönemlerini geçiriyor. Kulüp süper bir yetenekten yararlanamıyor diyor Mesut için. Bak. Üçüncü bölgede böylesine yaratıcı bir oyuncunun olmaması iki taraf için de kayıp. Mesut için de, Arsenal için de. Bütün takımlar daha hızlı kontra atak ve daha hızlı geçiş oyununun peşinde. Mesut da bunları en iyi yapanlardan bir tanesi. Ancak kulüpler bir denge sağlamak zorunda. İyi bir takım disipliniyle oyun görüşü güçlü yıldızlara kadronuzda yer açmak zorundasınız. Bak ne diyor? Bu bile diyor ben futbol adamı değilim ama... Bak Wenger gibi bir adam diyor ki siz diyor denge yapacaksınız. Şov dünyası, toplumun ilgisi ve futbolla bir denge yapacaksın diyor. Şimdi Messi hiç top oynamasın. Gelsin. Oyuna çıksın. Oynadığı takımın formaları milyonlarca kişi tarafından satın alınıyor. İşte bak niye denge, ekonomi de var. Onun için biz Mesut'un bir an önce Arsenal kadrosuna alınmasını bekliyoruz. Bununla ilgili de Arsenal'in internet sitesine girip mail atın kardeşim. Atın.